Baba! Baba! Hoş geldiniz İbrahim Bey. Umarım beni hatırladınız. Gerçekten çok üzüldüm. Sizin gibi saygın ve eğitimli birinin başına bunun gelmesi gerçekten çok kötü. Ahlak ve dürüstlük dersi veriyordunuz. Ama kendi evinizde olanlara da bir bakın. Şimdi ne yapacaksınız? Bu sizin hatanız. Gazetenizde insanların itibarına saldırdınız. Bugün sizin itibarınız tehlikede. İsterseniz sizin gazeteden bir muhabir çağırabilirim. Ama buna ne gerek var? Siz buradasınız. Kendi haberinizi yapabilirsiniz. Çocuk nerede biliyor musunuz? Sizin kızınız onun karısıymış. Kızınız şerefinizi 5 paralık etti. Bunu imzalayın da cenazesini kaldıralım. Bunu niye yaptın? Ha? Konuş. Cevap ver. Şerefimi alay konusu yaparak ne elde ettin ha? Baba lütfen yapma. Lütfen. Hey ihtiyar hadi git. Zaten olan olmuş. Gelin dışarıda halledin. Hadi çıkın. Buna katlanacaksın. Çünkü o kız babası. Onun yerinde ben olsaydım, şimdiye kadar seni öldürmüştüm. Senin için bizim oradan muhallebi getirmiştim. Ama sen... Sen buna layık değilsin. O yüzden nişanı bozuyorum. Eve geri dönüyorum. Seninle ilişkimiz bugünden itibaren bitti.
sahne, apne sab begane, hoga kya aage, khuda janta, chhod diya, chhod diya, chhod diya, chhod diya, chhod diya, teri gali Oğlum, polisler sana kötü davranmadı değil mi? Anne. Çok endişelendim, bana doğruyu söyle. Anne ben iyiyim, bir şeyim yok. Abi sen iyi misin? Her şey çözüldü mü? O kız kimdi? Hadi hadi anlat bana. Sessiz ol, nasıl sorular soruyorsun? İnsanlar bu soruları soracak Halime. Ta ki cevap alana kadar. Hem soru soracaklar ve konuşacaklar. Ne diyorsun İlyas? Oğlum öyle biri değil. Eminim kız oğluma yapıştı. Faraz, benimle gel. Ne olduysa hepsini bilmek istiyorum. Hem de A'dan Z'ye. İlyas, hadi. Lütfen, oğlum zaten çok yorulmuş. Polisin sorduğu o tuhaf soruları bir de sen sorma. Bu konuyu sabah konuşuruz, olur mu? Tabii. Burada annesinin arkasına saklansın. Ama dışarıda kızlarla gezsin. Sana gel dedim. Hadi, çabuk ol. Anne, babam çok sinirli. O kız kimdi merak ediyorum. Kes sesini! Ona sarılma. O artık kızımız değil. Mahvolmamızın, hakarete uğramamızın böyle sebebi o. Baba. Annene yalan söyleyip o çocukla buluşmaya gitti mi gitmedin mi? Baba ben... Başka şey duymak istemiyorum. Şunu söyle bana, yalan söyledin mi söylemedin mi? Söyledim. Niye? Arkadaşım onu çok seviyor. Benden onunla konuşmamı istedi. Onun için. Öyle mi? Arkadaşın sana uçurumdan atla dese atlayacak mısın peki? Zehir içmeni söylese içecek misin? O saatte evden o kadar uzağa gittin. Nasıl döneceğini hiç düşünmedin mi? Ha? Neden dönmeye çalışmadın? Neden? Çalıştım baba. Yemin ederim ama araç bulamadım inan. Ya demek bu yüzden bir yabancıyla arabasında oturdun öyle mi? Peki o çocuk polise yalan söylerken, bu kız benim karım derken dilini mi yuttun? Karısı değilim diyemedin mi? Çünkü korktum baba. Korktun mu? Bir yandan öyle cesursun ki sırf arkadaşın istedi diye şehrin ta öbür ucuna bir oğlanla buluşmaya gidiyorsun. Öte yandan o kadar korkaksın ki karakolda polisin karşısında o çocuk yalan söylüyor diyemedin. Öyle tepkisiz nasıl durdun? Özür dilerim. Hiç yalan söylememeliydim. Ben sizi hiç zorladım mı? Söylesene. Sizi kısıtladım mı? Hayır mı? O zaman bana bunu niye yaptın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.